farklı bir adam. Tabii. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Eurotech Study'den bildiriyorum. Öyle diyeyim. İsmim Fatih. Tanımayanlar için. Bugünkü söyleşimizdeki konuğumuz Eren Bey. Eren Bey SAP'de ama SAP uzmanı kendisi. Bize SAP nedir? SAP ile ilgili genel bilgiler ve sorularınız varsa sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz bir kaynak olarak kanlı canlı olarak karşımıza geldi. Sağ olsun. Vaktini ayırdı. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sorunuz olursa chatten yazabilirsiniz. Ya da Q&A'den gözüküyorsa orada Q&A'den de yazabilirsiniz. Son bir saat gibi bir planlama yapıyoruz. Son 20 dakikamızda sorularınızı cevaplayacağız. Sözlü olarak da elinizi kaldırıp soru sorabilirsiniz. Evet Eren Bey, bize ilk önce bir kendinizden kısaca bir bahsetmeniz mümkün mü? Onu sorayım. Tabii. Öncelikle herkese merhaba. Ben Eren Karayel. 21 Mayıs 1992 İstanbul doğumluyum. Hala İstanbul'da ikamet ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden mezun oldum 2014 yılında. Okul döneminden beri web geliştiricisi olarak ilgi duyuyordum. Yaklaşık 3 yıl mezun olduktan sonra da web geliştiricisi olarak ticaret sektöründe faaliyet gösterdim. Daha sonrasında SAP sektörünü keşfetmekten sonrasında 2017 yılında sektöre geçiş sağladım. Şu anda da 2017 yılından beri ABAP danışmanı olarak sektörde faaliyet göstermekteyim. 2019 yılında da şu an bağlı bulunduğum Dekon danışmanlık şirketiyle yollarımız kesişti. Ve 2022 yılı başı itibariyle de eÇözüm müdürü olarak İdekon danışmanlıkta pozisyonunda görev göstermekteyim. Şu anda da dönüşüm çözümlerini uyguluyoruz. Siz eğitim hayatınız boyunca böyle bir şeyi düşünüyor muydunuz? Yani ben evet SAP'de çalışacağım, bu alanda ilerleyeceğim gibi bir hedef var mıydı? Yoksa sektör mü sizi oraya yönlendirdi? Kesinlikle sektör yönlendirdi. Daha öncesinde SAP hakkında bilgi sahibi değildim. Tamamıyla web geliştirici odaklı çalışıyordum ve kendimi buna göre yönlendiriyordum. Buna göre eğitimler alıyordum ve buna göre kendimi geliştirmek adına sürekli çalışmalar, projeler yürütüyordum. Ancak bir süre sonra SAP farkına vardıktan sonra SAP sektörünün önemini ne kadar güçlü bir pozisyonda olduğunu farkına vardım. Büyük bir geçiş oldu aslında benim için. Çünkü birçok yıl yaptığım bütün birikimi bir kenara bırakıp daha sonrasında SAP'ye geçmek gibi büyük bir risk aldım. Aslında iyi ki aldım. Çok Oho. güzel bir geçiş oldu benim için. Bundan da mutluyum aslında. Peki sizin şimdi web developer'lık geçmişiniz var ya Eren Bey. Buradan Evet. geçiş yaparken çok zorluk yaşadınız mı? Hani buna ihtiyacınız var mıydı? Ya da sıfırdan siz tabii siz SAP'nin hangi kısmı da olduğu da önemli. ABAP developer'lık özelinde söylüyorum. Bununla ilgili geçmişe dönük herhangi bir birikim sahibi olmak mutlaka avantajlıdır ama olmasanız da ilerleyebilir misiniz? Kesinlikle ilerleyebiliriz. Benim çözüm için, pardon, ticaret sektöründe web geliştiricisi olarak öğrendiğim dillerin hiçbiri aslında SAP tarafında büyük bir avantaj sağlamadı. Sadece algoritma yapısı, kodlama mantığını bilmem benim için büyük bir avantaj sağlamış oldu. Bunlar da zaten SAP'de öğrenebileceğin bir süreç. Daha sonrasında SAP'de, ABAP'ta bunları da öğrendikten sonra hızlı bir şekilde gelişim sağlanabiliyor. Dediğim gibi benim için en büyük fayda, yani en büyük öne atan kısım
tamamıyla daha öncesindeki algoritma yapısını, sistemde nasıl bir kodlama yapacağımı, sistem analizini nasıl sağlayabileceğime dair daha öncesinde yazılım sektöründe olan tecrübem nedeniyle ABAP'a geçiş yaptıktan sonra hızlı bir şekilde adapte olmam oldu. Bana enteresan geliyor. Yani firmanın çok büyük bir hacmi var. SAP'nin çok büyük bir hacmi var. Çok çalışanı var. Alman menşeli bir firma. Burada IBM'den ayrılan bir ekip tarafından kurulmuş. Hani oradaki bir açık görülmüş yani. Ve onun üzerine gidilmiş, geliştirilmiş ve yani 70'li yıllarda falan kurulmuş diye biliyorum. Evet. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok büyümesi, ondan sonra büyük firmaların, holdinglerin bunu kullanması bana çok enteresan geliyor. Çünkü yani bir alanda bir gelişme varsa rakiplerin çıkması lazım. Yani ha biz de bunu yaparız. Nedir? SAP tam temel anlamda ERP, yani bizim ERP. Evet. Enterprise and Resource Planning ile ilgili bir şey. Temel anlamda bu. Ama her ERP'de SAP değil tabii ki. Ama diğer ERP'lerden SAP'yi ayıran ne? Yani neden SAP bu kadar çok dünyayı domine etmiş? Çok mu zor soru bu Öncelikle yoksa? yok Yani kitabın yok ortasından şöyle sormadım değil mi? yok aslında SAP'nin tarihçesinden direkt gidiş yapmış olduk. SAP nedir? Bunu birazcık özetlemek gerekiyor. Bahsetmiş olduğunuz gibi 1972 yılında 5 eski IBM çalışanı tarafından Almanya'da kuruldu. SAP Almanya'nın en büyük yazılım firmalarından biri. SAP'nin aslında çalışma prensibi şu: küçük, orta veya büyük ölçekli bütün firmaların kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak. Yani ERP süreçlerini tamamıyla karşılayabilmek. Gerçekten bunu da tam anlamıyla başarabilen en önemli firmalardan biri kendisi. Şu anda da yaklaşık 180'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Ve kütlesel ticari işlemlerde takas edilen paranın da yaklaşık %77'si SAP sistemlerinden geçiyor. Bu da çok büyük bir oran. Bu nedenden dolayı SAP çok önemli bir konuma geliyor. Firmalar kendilerini marka tanınırlığını, marka bilinirliğini arttırmak adına sadece SAP'ye geçiş bile yapabiliyor. Çünkü SAP kullanıyorsanız büyüksünüz demek oluyor, değil Kesinlikle mi? böyle bir algı var ama bu boş bir algı değil. Kesinlikle doğru bir algı. SAP'yi kullanan firmalar, bu güce sahip olan firmalar genellikle zaten büyük firmalar olmuş oluyor. Hem işte orta ölçekli firmalarda da herhalde buna uygun bir şeyler vardır. SAP'nin Tabii ki. modellemesi vardır. Ama ilk değil herhalde SAP, değil mi? Yani bu alandaki ilk firma değildir. Başka firmalar da vardır. Kesinlikle. Bu açığı görmüş, ilerlemiş oradakiler, ya Coca-Cola, Pepsi, Mercedes hepsi kullanıyor yani. Kesinlikle. Hani ve ihtiyaç da bitmiyor. Bununla ilgili ben mesela Almanya üzerinde söyleyeyim. Hani çok içerisinde çok fazla SAP'nin bölümler var. Siz birazdan değinirsiniz. Ya organizasyon yönetiminden, personel yönetiminden işte biz programlama kısmındayız ama işte ana veri yönetimi, tedarikçi ilişkileri çok fazla modülü var yani içerisinde. Biz sadece ABAP kısmına, yani Evet. ABAP developer'lık kısmına odaklanacağız. Yani bir genel bir çerçeve çizildikten sonra buna odaklanacağız. En başta kayıttan önce söylediğim gibi katıldığım yerde her kariyer sahibi bilişimle ilgili bir şeyler anlatıyordu. Gerçekten herkes bir şeyler anlatıyor. İşte developer'a ayrı anlatıyor. Test otomasyon mühendisi ayrı anlatıyor. İşte Microsoft'ta çalışanlar var falan. Herkes diyor ki evet ben şu kadar mülakata girdim, bunları yaptım. Interview'den sonra teknik interview'e girdim falan. Ve burada çalışmaya başladım. Kim için çok zor olmamış, kim için biraz uzun sürmüş. Bu süreç tek aralarından SAP ile ilgilenen arkadaş ben hiç iş aramadım dedi, yani arama fırsatım olmadı dedi.
Kesinlikle. Her seferinde beni buldular ve daha yüksek maaşta beni kendi şirketlerine çekmeye çalıştılar dedi yani. Bu ne zamandır bu? Hep böyle miydi? Yani bu kadar ihtiyaç var. Neden yeterli personel yok? Çok mu zor bir alanda insanlar tercih etmek istemiyor yoksa ulaşamıyorlar mı bu bilgiye? Aslında bilgiye biraz ulaşamadığından kaynaklanabiliyor. Yani şöyle özetleyeyim. SAP sektörü itibariyle gereği kendine özel bir dili var. Bu zaten ABAP dili. Biraz sonra bahsedeceğiz, detayına da ineceğiz. ABAP dili SAP'ye özel bir dil. Bu nedenden dolayı çok yaygın olan bir dil değil. Ancak SAP'nin bu gücünü tamamıyla karşılayan bir dil. Bu nedenden dolayı çok fazla kişi de aslında bu dile sahip olmamasından kaynaklı fazla bir talep bulunuyor. Bundan dolayı dili bilen kişi aslında biraz da önem arz ediyor, değere biniyor, böyle diyebiliriz. Bu şekliyle aslında hiç iş aramanıza gerek kalmadan doğrudan sizi bulup bir avap ihtiyacını karşılamak isteyen birçok firma oluyor. Almanya için ABAP Developer diye job portallarına yazdığımız zaman çok fazla şey buluyoruz, talep buluyoruz. Yani geçen yazdım LinkedIn'e Almanya özeline. İşte ABAP Developer dedim 2500'e yakın ilan çıktı. Yani yaklaşık. Bu iyi bir rakam yani. İyi bir rakam. Biraz SAP herhalde SAP kapalı devre de çalışıyor galiba. Yani mesela şunu bulabiliyor muyum ben? Ben oturup kendi başıma SAP öğreneceğim diyebileceğim bir ortam var mı? Tam bilmiyorum ben o kısmı da. Tabii bunun için farklı bir sanal makine kurup kendi SAP sisteminizi içine kurarak daha sonrasında geliştirme başlayabilirsiniz. Tabii bu bir geliştirici için, bir yeni öğrenen bir kişi için çok zorlu bir süreç. Evet. Bu nedenden dolayı bu adımları yapabilen kişi sayısı çok az. Genelde de biraz temel eğitimi aldıktan sonra piyasada sektörel bazı pişerek daha sonrasında kendine uygun işleri bulabiliyor. Mesela ben bu developer olarak sektöre girmek istiyorum. SAP çok büyük bir program. Yani yapılabilecek şeyler çok fazla. Girmek istiyorum. Developer olarak ABAP öğrenerek girmem ne kadarlık bir süreci kapsıyor? Ne kadarlık bir sürede ben evet junior olarak ben bu işe girebilirim diyebilirim. Aslında bunu söylemek tam anlamıyla zor. Çünkü kişinin kendine bu işe ne kadar verdiğiyle de aslında biraz doğru orantılı. Daha öncesinde bir yazılım geçmişi var mı? Sektöre ne kadar hakim? Yazılım sektörüne ne kadar hakim? Bu işe ne kadar kendini verebiliyor? Biraz da bu işe ne kadar yatkınlığı var? Tüm bu aslında bu iş şeylerinin hepsinin oranı sizin işe başlayacak olan sürenizi belirliyor. Genel olarak da bir sene içerisinde temel eğitimi aldıktan sonra junior olarak şeye başlanmış olabiliyor. Yazılım sektörünü geliştirmeye başlanmış olabiliyor. Peki bize SAP ile neler yapılabildiğini böyle kısaca bir özetleyebilir misiniz Eren Bey? Yani SAP ile neler yapabiliriz? ABAP'la da SAP ile neler yapabilir? Bir kurum neler yapabiliyor? Tüm süreçlerini aslında bir firmanın tüm süreçlerini bu SAP içerisinde yürütebiliyor. İnsan kaynakları olsun, malzeme yönetimi olsun, üretim planlaması olsun, maliyet kontrolü olsun, satış dağıtımı olsun. Tüm süreçlerini, firmanın tüm kurumsal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bununla alakalı zaten standart tüm programların içerisinde var. Ama bunu sisteminizin ek ihtiyacı olması durumunda ise firma bu sefer bir ABAPçı ihtiyaç duyuyor. Bu ABAPçı firmanın kendine özel ihtiyaçlarına doğrultusunda bir program geliştirme talebinde bulunuyor. Bunu da bir ABAPçı yapıyor. Mesela SAP'nin depo yönetimiyle ilgili bir standart template'i var. O template'in içerisinde o firma kendi deposuna özgü başka bir yapılandırma konfigürasyona girmek istiyor. Girmek istiyor. Bununla ilgili ABAP Developer'a ihtiyacı var. ABAP Developer o istediği modülü oraya ekliyor. Bu şekilde değil Entegre mi? ediyor. Kesinlikle evet. Entegre. Kesinlikle. Yine örnek vermem gerekirse bir şey düşünebilirsiniz. Bir SAP firma sahibi düşünebilirsiniz.
kendisi günlük, aylık veya yıllık olarak ne kadar satış yaptığını öğrenmek isteyebiliyor. Bununla ilgili bir SAP'de rapora ihtiyaç olduğunda ise ABAPÇ'ya ihtiyacı bulunuyor. ABAPÇ hangi ürünleri ne kadar sıklıkta, ne kadar bir satış oranıyla sattığını rapor yaparak bir program üzerinde kendisine sunabiliyor. Bunun için bir ABAPÇ'ya ihtiyaç oluyor. Firmalar kendileri de istihdam edebiliyorlar. Sadece SAP ile ilgili dışarıya hizmet veren firmalar da var. Evet, kendi bünyelerinde danışman da bulundurabiliyor firmalar. Ama çoğu firma genellikle bir danışman şirketle anlaşarak oradaki ABAP danışmanlarıyla birlikte bu süreçleri genellikle tamamlıyor. Peki hocam, şöyle bir şey de duydum. Siz onu uzmanı olarak işin teyit etme ya da işte reddetme şeyi tecrübesine sahipsiniz. Ya yani SAP cennet gibidir ama ölmek lazım önce diye bir şey duydum. Doğru mu? Doğru. SAP biraz dipsiz bir kuyu bir de. SAP biliyorum demek birazcık zor. Evet. Çünkü SAP'de tahmin edemeyeceğiniz kadar modül, tahmin edemeyeceğiniz kadar programlar mevcut. Bunların hepsine tamamıyla hakim olmak çok zor. Dipsiz bir kuyu kesinlikle. Biz de bakalım öğreniyoruz. Anladım. Her öğrendikçe de gelişiyoruz. Ya Aslında tamamıyla biliyor demek burada çok yanlış olur. bunu tamamen biliyorum diyemiyorsun. Hep böyle bir süreci var bunun. Devam eden bir süreci. Kesinlikle. Çünkü Devam eden. kendini geliştiren bir sistem, sürekli entegre olan bir sistem. Her firmanın bu ihtiyacı doğrultusunda bazı geliştirmeleri olabiliyor. Ama tabii tamamıyla herkese uyumlu hale gelme gibi bir durumu da olamıyor. Bu nedenden dolayı kendini geliştiren bir yazılım olarak düşünebilirsiniz. Peki bu SAP, şimdi bizi ilgilendiren boyutu bu kısım değil tabii ki. Yani SAP programı ücretli mi, ne kadar falan, bu kısım bizi çok ilgilendirmiyor. Firmaları ilgilendiriyor daha ziyade. Kesinlikle. Ama bir sektörde ben SAP biliyorum dediniz. Bunu kanıtlayacağınız bir şeye ihtiyacınız var mı? Yani işte matematik bölümü mezunsunuz, sonradan kodlamayla ilgilendiniz. SAP öğrenme imkanınız oldu. Öğrendiniz. Bunu bir şekilde ispatlamak zorunda mısınız? Bununla ilgili bir sertifika sunmak zorunda mısınız? Ya da siz teknik interview mi alıyorlar bununla ilgili başvurduğunuz zaman? Aslında birazcık hepsinden, Biraz hepsinden. hepsinden bulunuyor. Daha çok orada aslında yapmış olduğunuz daha önceki projelere bakılıyor. Hangi projelerde yer aldınız, nasıl bir etkinliğiniz var o projelerde, daha çok onlara bakılıyor. Gerçekten büyük ve iyi bir proje ise ve burada da güzel bir etkin rolü aldıysanız, iyi bir size referans sağlamış oluyor bu proje. Peki bu konuda siz daha çok bilgisayar bilgisiniz diye soruyorum. Remote çalışma imkanınız var mı? Yani bir SAP ABAP developer remote olarak dışarıya hizmet verebiliyor mu? Tabii şu anda da zaten aslında remote olarak çalışıyoruz biz. Hala COVID nedeniyle tam anlamıyla dönmedik ofislere. Remote çalışıyoruz ve herhangi bir şekilde bir performans kaybı da bulunmuyor. Tamamıyla remote odaklı tüm işleri rahat bir şekilde yürütebiliyoruz. Yurt dışında da çalışılabiliyor bu durumda. Tabii Evet. istenilirse yeterli dil bilgisine sahipse kesinlikle yurt dışında da çalışabilir. Yani o konuda da problem yok. Genelde depo programı olarak zihnimizde kodladığımız bir alan SAP. O yüzden çalışan arkadaşlarla görüştüğüm zaman hep şehirden uzakta çalışıyorlar onlar da. İşte firmaların depo işleri daha ziyade böyle şehir dışında olduğu için o kısımlara bakıyorlar. Tabii bu çalıştığınız yere göre de değişiyor yani. Hani firmaya göre, verdiğiniz hizmete göre de değişiyor. Ama bu alanda bu sertifika kısmı için soracağım. Yeni başlayan biri için ABAP developerlıkta teknik interview'un dışında alması gereken herhangi bir sertifika var mı? Bildiğiniz ya da isimlendirebileceğiniz bir sertifika var mı?
Şu an için aslında yok ama başlangıç için bir tabii ki bir eğitim firmasından bu eğitimi alması çok önemli. Çünkü başlangıç için bunu kanıtlayabilmesi ve sonuçta yeni başlayan birinin bir iş tecrübesi veya bir proje tecrübesi olması beklenilemez. Burada ilk başta bakıldığı nokta ise hangi iyi bir kurumdan nasıl bir eğitim aldığını bakılır. Bu gerçekten tatmin edici bir eğitimse bu sefer firmalar gerçekten hızlı bir şekilde size talepte bulunabiliyor. Çünkü dediğim gibi zaten başta da konuşmuştuk. Firmalar aslında VAPÇI arıyor. Yani siz aslında bir firma aramıyorsunuz. Evet. Burada eli güçlü olan kişi VAPÇI oluyor. Kesinlikle. Çünkü piyasada çok az bulunuyor ve çok da zor bir dil değil. Evet, algoritma yazmak bilmek gerekiyor. Tabii ki bu işlerin de zaman zaman çok zorlu oluyor, her işte olduğu gibi. Ama diğer dillere oranla daha aslında basit, SQL yapılı bir dil olduğu için daha anlaşılabilir bir dil. Bu nedenden dolayı bu dili bilmek, daha az tanınan bir dili bilmek sizin için çok değerli olacak. Firmalar junior seviyesinde iş aldıktan sonra kendileri de ekstra yatırım yapıyorlar tabii. Yani Tabii siz ki. mesela entry level girdiniz ABAP developer olarak. İşte nereye girdiniz? Reve'ye girdiniz. Reve'de çalışıyorsunuz diyelim ya da Lidl'da. Çalışıyorsunuz Almanya'da. Bu firma size eğitim konusunda da destek oluyor, ilerletiyor sizi. Tabii. Tabii birçok Bu firmanın zaten kendi iç bünyelerinde eğitim süreçleri oluyor. Aynı zamanda dil eğitimleri de oluyor. SAP içerisinde sadece ABAP değil, diğer modüller de bulunuyor. Bu modüllere isteyen kişiler bu modüllerin de eğitimlerini alıp tamamıyla tüm süreç hakkında bilgi sahibi de olabiliyor. Yani bir ABAPçı aynı zamanda satış veya finansal modüllerini de hakimse bu sefer daha iyi, daha uygun, daha uzman bir şekilde kod yazabiliyor. Bunların eğitimlerini de firmalar zaman zaman kendi iç süreçlerinde yürütüyor. Sizin şimdi tekrar en başa dönecek olsaydınız, hani bir maceranız var ya, sizin iş maceranız var. Sektörü yazılım işine girmek isteseydiniz tekrar. İlk önce SAP'den mi başlardınız yoksa yine aynı süreci geçirmek ister miydiniz? Yok, öncelikle kesinlikle SAP'den başlamak isterdim. Çünkü evet, web geliştiricisi de çok güzel bir sektör ve çok severek yaptım, uzun zamandır yaptığım bir sektör. Ama SAP'ye geçtiğiniz zaman SAP'nin kıymetini çok iyi anlıyorsunuz. Çok iyi bilmek de gerekiyor bence. Çünkü çok değerli bir dil. Çok önem veriyorlar size. Bununla birlikte diğer dillere oranla hem daha sabit, yani daha stabil bir dil, hem de daha kurumsal ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu nedenden dolayı hiç vakit kaybetmeden SAP'ye direkt başlamış olurdum. Peki geçişler nasıl oluyor? Mesela siz diyelim ki lojistik yürütme kısmındasınız. Daha önceden SAP'nin bu alanındaydınız. Developer'lığa geçiş yapabiliyor musunuz? Yani bununla ilgili herhangi pozitif bir ayrımcılık var mı içeride? Yok, hayır. Herhangi bir ayrımcılık yok. Yani eğer kişi kendinde bu şeyi görebiliyorsa, aslında özgüveni görebiliyorsa tamamıyla başlayabilir. Çok fazla zaten dediğim gibi kod bilgisine veya önceden bir çalışma yapmasına da ihtiyaç yok. Sonuçta kimse doğuştan öğrenmedi bu dili. Kimse doğuştan bilmiyor. Bunu yapan insanlar da sıradan insanlar aslında. Tümüyle baktığınız zaman bu dil çok zor bir dil de değil, dediğim gibi. Sıfırdan başlayarak, yani sonuç olarak hiçbir şey kaybetmeden bu seviyeye gelebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Şimdi bizim normalde ABAP developerlık için sizin harcadığınız emek sıfırdan öğrenen birine göre daha azdır tabii ki doğal olarak. Siz bunu ifade ettiniz. Çünkü daha önceden developer'lık geçmişiniz var. O başlangıç seviyesi için bu ne kadarlık bir süreye tekabül ediyor? Yani siz 2 ay mı çalıştınız, 1 ay mı çalıştınız, 3 ay mı çalıştınız, 6 ay mı çalıştınız bununla ilgili? Bunu bize böyle biraz daha somut verebilir misiniz bu bilgiyi? Yani ben İşte 2 tane projede yer aldım. Bu projelerden işte bu projeler sırasında da işte 3 ayda
öğrenmek için çalıştım gibi. Var mı aklınızda hatırladığınız bir şeyler? Tabii şöyle, geçiş yaptıktan sonra yaklaşık bir 2 ay gibi bir süre bu temel eğitimi aldım. Temel eğitimi aldıktan sonra artık seniorlarla birlikte küçük projelerde yer almaya başladık. Sonrasında ufak ufak projeleri birlikte gerçekleştirdik. Daha sonrasında da yaklaşık bir 5-6 ay gibi bir süre sonrasında artık tek başıma ben projelere gidebiliyordum. Tabii bu benim daha öncesindeki yazılım sektöründe bulunduğum avantajdan da kaynaklı. Bu süre daha da az olabilir. Dediğim gibi birkaç ay içerisinde de başlayabilir. Bir seneyi de bulabilir. Bu tamamen kişinin bu işe verdiği değeri ve bu şey olan yatkınlığıyla da doğru orantılı. Ne kadar çok çalışırsanız aslında, ne kadar çok bu işe özen gösterirseniz süreniz o kadar azalacaktır. Şimdi bize çok böyle geri dönüşler oluyor bu konuda. Onu ben paylaşmak istiyorum da sizinle de. İnanmak istemiyorlar insanlar genelde. Bizim verdiğimiz programlar genelde kariyer değişikliği programları. Farklı meslek yapan insanların hayatlarının bir bölümünde ya artık acaba bu alanda da ilerlesek mi deyip işte arayışa girdikleri anlarda verdiğimiz şey kurslar var bilişimle ilgili. Ama bizim en büyük handikapımız computer scientistler oldu bu süreçte. Çünkü inanmak istemediler hiçbir zaman. Olamaz diyorlar. Yani 5 ayda bir insan bir işte bootcamp alıp, kurs alıp böyle bir şeyi işte bu fiyata çalışamaz diyorlar. Çalıştıkları zaman da arkadaşlar ya kesin bir şey var bunun arkasında diye bir durum oluyor. Tahmin Ama edebiliyorum. evet, ya biz boşuna mı işte o kadar destek çürüttük kısmı oluyor bir süre sonra da. Biz de aynısını yapardık diye. Hepsinin katkısı farklı, durumları başka başka. Ama şunu çok rahat söyleyebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten bu kamplar, kurs kampları o kadar pembe değil. Çalışmanız gerekiyor. Eren Bey'in söylediği gibi. Oturup çalışmanız gerekiyor. Ne kadar çalışmanız gerekiyor? İşte 5 yıl değil ama 4 ay, 5 ay çalışmanız gerekiyor. Diyorsunuz ki ben bu süre zarfında bilgisayarın karşısındayım ve bana verilen işte görevleri, projeleri yapacağım. Grup çalışmaları şeklinde hareket ediliyor. Onları yapacağım. Verilen ödevleri teslim edeceğim. Bu şekilde böyle disiplinli hareket ettiğiniz zaman emin olun o kadar çok insan işe giriyor ki güzel ücretlere işe giriyorlar. Ben bunların şahidiyim. İnsanlar ilk başlarda bir korkuyorlar. Ya acaba olacak mı, nasıl olacak diye. Çünkü ön taraf belirsiz gözüküyor. O belirsizliği biraz biraz böyle aştıktan sonra, sis dağıldıktan sonra ekstra bir özgüven geliyor. Sonra da birkaç tane offer alındıktan sonra, iş teklif alındıktan sonra çok rahat böyle sosyal çevreleri de değişiyor, unvanları da değişiyor insanların. Yani ABAP Developer yazacak eğer böyle bir alanda ilerlerseniz, unvanınız bu olacak sizin. Sonrasında da Eren Bey gibi SAP uzmanı olabilirsiniz bir süre sonra ama çok çalışmanız lazım bunun için. Evet, bunun için gerçekten çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Dediğim gibi çok zor bir dil değil. Temelinde basit dil aslında. Sadece biraz algoritma yapısına hakim olmak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor yine. Yeniliyorum. Çalışmadan olmuyor kesinlikle. Ama başarılmayacak bir şey değil. Kesinlikle süreci bir süre sonra kavradıktan sonra her şey hatta çok basit gelmiş oluyor. Çünkü özelinde hepsi aslında çok birbirine çok yakın süreçler. İç etapta birbirlerine yakın olan bu süreçleri öğrendikten sonra çok hızlı bir şekilde yükseliyorsunuz. Bize kariyer değişikliği için gelen arkadaşlardan temel sorular şöyle. Ya ya yaşımız ileri acaba mesela işte 50 yaşından sonra bu işi yapabilir miyim? 45 yaşından sonra bu işi yapabilir miyim? Ben şunu gördüm yine bunu söyleyeyim. Eğer sektörde ihtiyaç fazlaysa
Firmalar çok ince eleyip dokunmuyorlar. Diyor ki firmada içeriye gel, sen benim o eksikliğimi gider. Ben sana yatırım yapmaya devam edeceğim. Ama bir de tabii sizden sadakat da bekliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle yani ABAP'ta da normal yazılım şirketlerinde firma değiştirdikçe ücretiniz artıyor. ABAP'ta da öyle mi? Onu da ben emin değilim. O kısımda Eren Bey'e sorabilirim. Öyle mi? Gerçekten yani değiştirdiğiniz zaman firma ücretiniz bir anda artıyor mu? Çok fazla. Tabii çok fazla değil ama tabii ki artıyor. Ama bu çok iyi bir şey de değil aslında. Çünkü çok Evet. fazla, çok sık iş değiştirmek bu sefer yani firmalar için güven eksikliği Evet. yaratabiliyor bir sonraki firmanız için. Sonuç olarak yani bakıldığı zaman firma sahibi neden bu kadar çok iş değiştiriliyor diye sorguluyor olacaktır. Evet, yani Bu güven sadakat eksikliği bekliyorlar yani yani. kesinlikle, kesinlikle sadakat mutlaka bekleniyor. Hı. Dediğiniz gibi biraz önce İlk başta firmalar geliştirmek üzere aldıkları zaman bazen hatta bazı firmalar birkaç yıllık sözleşme kesinlikle imzalayarak firmanızda kalmanızı bekliyor. Çünkü size bir yatırım yapıyorlar. Sonuçta onun da karşılığını firmalar almaları gerekiyor. Bu sebepten ötürü firmalar da sadakat bekliyor sizden açıkçası. Bizim arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz merak ettiğiniz şeyler. Benim sorularınızı alırken de şunu ekleyeyim. Dille ilgili ya yani yaşla ilgili sorabileceğiniz sorunun cevabı bu. Yani eğer ya ben işte 45 yaşındayım acaba sektöre girmemde problem olur mu? Ben Almanya için söyleyeyim. Bununla ilgili ciddi bir problemle karşılaşmazsınız. Almanya için. Dille ilgili problem olur mu? Evet, SAP Alman firması. Almanya'da dille ilgili bir öncelik var. Bazı alanlarda daha da bir baskın bir tarafı oluyor. Bazı kariyer işlerinde daha baskın olabiliyor. Yani B1 ile C1 arasında gitgeller olduğu kurslarımız var yani. Mezunlarımız arasında hani işe girerken. Ama aynı şeyi yaptığım ve görüştüğüm arkadaşlardan aldığım feedbacklere göre aynı şeyi SAP'den çok görmedim. Evet firmalar istiyorlar ama çok zorlamıyorlar. Sizin işte Almanca bilginizin çok 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 iyi olmasını yani işte kesinlikle sehr gute Deutschkenntnisse ise yani olmak zorunda değil. Bunu da ekleyeyim dedim. Ve sorularınız varsa da sorularınıza bakabilirim. Evet şuradan hemen şöyle bakalım. Hiç informatik ile ilgili bir background olmayan bu alanda başarılı olabilir mi? Almanya'da bu alanda çalışmaya başlayanlar aylık ne kadar bürütteyle başlıyorlar? Ben maaş kısmını şöyle söyleyeyim. Informatik ile background olmayan kısmını da Eren Bey anlatsın. Hatta onu da ben buradan Almanya için anlatabilirim size. Brutto IT'de o kadar çok ihtiyaç var ki IT alanında. Hangi IT ile ilgili hangi işi yaparsanız yapın Almanya için ortalama eğer entry level giriyorsanız 40-45 bin düzeyinde giriyorsunuz işe brutto olarak. Daha sonraki artışlar bunu tabii siz biraz işe girişten pazarlama ile ilgili yani kendinizi pazarladığınız durumla onunla da ilgili. Deneyiminizle de ilgili. Senior olursanız olduğunuz zaman alacağınız ücretler değişebiliyor. Mutlaka değişiyor. Ama giriş level olarak IT support olarak da başlasanız, developer olarak da başlasanız, front end web developer olarak da başlasanız, cyber security analist olarak da başlasanız, ortalama entry level aynı ücreti alıyorsunuz. Arkadaşlar bu tecrübeyle sabittir. Yakın birine çok yakın ücretler alıyorsunuz burada. IT giriş ücretleri ortalama işte 40-50 bin bandında git gel yapıyor.
Hiç informatik ile ilgili bir background'ı olmayan bu alanda başarılı olabilir mi? Bunu yine gönül rahatlığıyla evet diyorum. Onda da bizim verdiğimiz diğer kurslardaki arkadaşların background'larını bildiğim için hangi alanlarda daha önce kariyerleri vardı, şu anda neler yapıyorlar onları biliyorum. Ve çok rahat işe girdiklerini gördüm. Mezun olduktan sonra rahat işe girdiklerini gördüm. O yüzden bununla da ilgili çok yani sıkıntı yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten şu kurs süresi boyunca sürekli olarak bununla ilgili alacağınız kursta sürekli olarak sahaya da hazırlanacaksınız. Yani projeler verilecek sizlere ve yani interview'e de hazırlık süreciniz var. Dolayısıyla herhangi bir informatik geçmişiniz olmasına gerek yok. SAP, Certified Development Associate, SAP bu nedir? NetWeaver. Sanırım Bu, evet, sertifika ile ilgili. evet, NetWeaver. eğitimleri sıralamışlar. Evet. Eğitimler. Haziran sonunda ABAP kursuna başlıyorum. 6 ay boyunca içeriği alacağım. Sizce bu kurs benim için yeterli olur mu? Daha öncesinde yazılım geçmişim yok. YouTube'da bulduğum kanaldan ABAP hakkında izleyeceğim videolarla ve uygulamalarla kendimi kurs hazırlayacağım. Bu sertifika programı anladığım kadarıyla SAP Certified Development Associate. Benim gördüğüm kadarıyla eğer kişisel disiplininiz varsa dışarıdan kurs alarak yani videolardan, Udemy'den kurs alarak bir yere kadar getirebiliyorsunuz işi. Bir yere kadar geliyorsunuz yani. Ama bunun tabii kişisel çalışma disiplinle ilgisi var. Grup halinde çalışmak ayrı oluyor. Grup halinde çalıştığınız zaman hepiniz aynı yöne doğru ilerliyorsunuz. İşte 15-20 kişilik grup halinde birbirinize destek olarak takıldığınız yerleri birbirinize sorarak, işte mentorlara sorarak, ekstra çalışmalar yaparak, projeler üzerine çalışarak daha güzel yol alabiliyorsunuz. Bir de elinize tecrübeli bir ekiple çalışmanın kolaylıkları daha farklı oluyor. Benim gördüğüm bu. Daha sonra bir yere kadar geldikten sonra sizi yani kendinizi bu alanda motive edebiliyorsanız oradan ilerlemeniz kolay olabilir. Ama ilk başta böyle bir kurs alacaksanız ben şahsi olarak tek başıma başlamak istemem. Yani direkt online olarak başlamak istemem. Eğer ABAP Workbench SA3880 transaction'larına ulaşabilirsem bu kursa evet. Tamam. Evet, aynı şeyler galiba. Evet, buna cevaplar verilmiş galiba buradan. Salesforce'un pazar payını çok büyüterek SAP piyasa değerini yakalaması SAP'yi nasıl etkileyecek? Stratejik sorular. Evet, Salesforce. onu bilmek zor. Evet, yani SAP'ye sormanız lazım bunu aslında. Ama SAP'yi kullanmaktan vazgeçmiyor insanlar ya. Yani şundan vazgeçmiyorlar. Bir gerçekten prestij marka değeri var SAP'nin. Çok büyük firmalar bunu kullanıyorlar. Evet, Salesforce o da Oracle içerisinden çıkıp da ilerletilmiş. CRM daha ziyade CRM odaklı bildiğim kadarıyla. Öyle bir tarzı var. Amerika'da da ciddi bir ilerlemesi var. SAP piyasasını yakalar mı? Yani çok büyük bir yapı SAP. Büyük şirketler bir sabah böyle uyanıp da aklıma bir fikir geldi. Bugün Salesforce kullanayım demez. Yani Coca-Cola ya bugün acaba Salesforce'a mı geçsek falan filan demez diye düşünüyorum. Daha böyle ihtiyatlı yaklaşma ihtimalleri yüksek. Garantici olma ihtimalleri yüksek. Yeniliğe açıktırlar ama daha garantici hareket edeceklerdir. Siz öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle cevapladım ama. Kesinlikle, kesinlikle. Yani
Yukarıda ders içeriği neler olacak? Sertifika verilecek mi? Verilecekse hangi sertifikalar verilecek? Eğitim süresi ne kadar sürecek? Günde kaç saat çalışılacak? Proje uygulaması ödevlendirme sistemi olacak mı? Buna da Eren Bey ben cevap versem. Tabii buyurun. Arkadaşlar şimdi Agentur für Arbeit ve Job Center'dan gelecek olan arkadaşlar için dersimiz akşamları olacak. Akşamları 4 saat canlı dersimiz olacak. 4 saatte grup çalışması derslerimiz olacak. Grup çalışması derslerimiz öğleden sonra başlayacak. Bizim hemen hemen bütün programlarımız bu şekilde zaten. Canlı derste sıfırdan hiç bilgisi olmayan bir arkadaşımız kursa başlayıp bitirdiği zaman entry level, junior level pozisyonlara başvurabilecek durumda olacağım. İçerik tamamen bildiğiniz eğer Java developerlık kursunuz gördüyseniz, yani hafif Java bilginiz varsa şunu kıyaslayabilmeniz için söyleyebilirim. İşte sıfırdan işte loop döngüleri gibi işte if else döngüleri gibi bir dil öğrenmiş Sintaksis mi? olacaksınız. Sintaksler öğreneceksiniz. Normal bir programlama dili öğreneceksiniz. Bu çok 4 ay gibi bir süresi olacak. Bu programlama bu şeyin kursun her aralı hemen hemen her ay sonunda da bir ödev çalışmanız olacak kurs boyunca yani projeleriniz olacak ödev çalışmalarınız olacak size hemen hemen kafanızda saat çıkarmışsınızdır ama gün içerisinde de o grup çalışmaları sırasında çalışmanız gerekecek. Bu iş şöyle olmuyor. Ya ben kursu aldım. Canlı derslere girdim. Benim için işte yeterli bu diyemiyorsunuz. Kesinlikle çalışmanız gereken o gün içerisinde ekstradan canlı dersin dışında bir iki üç saatiniz daha var. Bu aktif olarak çalışmanız gereken saatler. O saatleri bitirdikten sonra da ben şunu çok rahat söyleyebilirim size. Şirketler sizi kolay bulacaklar yani. Bu arada Job Center üzerinden gelebilirsiniz. Gelebileceksiniz. Temmuz ayı itibariyle. Öyle bir planlamamız var. Şu anda konseptini hazırladık. Temmuz en geç Ağustos gibi gelmiş olabileceksiniz yani. Peki hocam yukarıdaki uzun sorunun sahibiyim. Aynı zamanda endüstri mühendisiyim ve üretim planlama, lojistik, stok, yönetimi, tedarik zinciri süreçlerde temel iyi seviyede bilgi sahibiyim. Bunun avantajını ABAP developer olarak çalışırken görür müyüm? Evet, bunu size soruyoruz. Evet. Kesinlikle görür. Çünkü daha kendini bilerek neye ithafen kod yazacağını bileceği için daha güzel ve daha doğru bir şekilde kod yazıyor olacaktır. Çok büyük bir avantaj sahibi olacaktır kendisi eğer ABAP düşünüyorsa. Dersler Almanca mı olacak? Dersleri ben şunu gördüm, bunu da söyleyeyim, bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Dil öğrenirken, programlama dili öğrenirken içinde soyut kavramlar oluyor. O soyut kavramları bizim nesneleştirmemiz lazım. Yani kafamızda görsel olarak somutlaştırmamız gerekiyor bazı şeyleri. O yüzden bence bu benim fikrim. Bilimsel olmayabilir bu. Ana dilde öğrenmek kesinlikle işinizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü tamam interviewlerde size işte İngilizce belki interview edeceksiniz, belki Almanca edeceksiniz. Ama temel olarak sizin niteliğiniz sizi işe almaları edebiyatçı olarak almayacaklar sizi. Siz ABAP developer olarak işe gireceksiniz. ABAP dili ve edebiyatı kısmını bilmeniz gerekiyor yani. O kısım önemli. Almanca olacak, Türkçe olacak kısa cevap.
Merhabalar. Ben 4 senedir SAP ABAP developer olarak çalışıyorum. Aha, süper. Yunanistan'da yaşıyorum ve Avrupa'da iş arayışı aşamasındayım. Güzel. İleri düzey için bir kursunuz veya yönlendirmeniz var mıdır? Sadece giriş aşamasına yönelik mi olacak kurs? Teşekkürler. Yani şu anda bizim hedeflediğimiz giriş seviye. Yani sizin şu anda çalıştığınız pozisyon için biz insanları eğitim vermek istiyoruz ilgili insanlara. O yüzden şimdilik planlamamız içerisinde yok ama ilk meyvelerimizi aldıktan sonra yani arkadaşlar gelip de firmalara işte Coca-Cola'ya, Mercedes'e falan işte Pepsi'ye, Toyota'ya gittikten sonra boşa gittikten sonra biz diyeceğiz ki aa evet tamam. Yani biz bu arkadaşları ilerletelim. Bir sonraki aşama neydi acaba? Gelir mi arkadaşlar diye. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Şu anda sizin çalıştığınız pozisyon için arkadaşları yetiştirmek istiyoruz. Bireysel ödeme job center'lıyız. Okey. Bireysel yani gelebilirsiniz. Şu anda konsept hazır masnağı hazırlandı. Sunulacak ama danışmanıza verilmek üzere bir şeyler hazırlayabiliriz. Bu konuda size yardımcı olabiliriz danışmanlarla ilgili. Yani bu alanın neden önemli olduğu, nasıl kolay sektöre giriş yapabileceğinizi anlatabileceğiniz bir yazı verebiliriz. Bizim kurs müfredatımız ve kurs işleyişimiz sertifikasyon üzerine değil. Bunu izah edebilecek bir şeyler sunabilirsiniz. Yani biz tamamen kariyer üzerine kurslar düzenliyoruz Eurotech olarak. Bireysel ödeme imkanı var mı? Evet var. Bireysel uygun her şahsa göre uygun ödeme şekli düzenleyebiliriz. Bununla ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz web sayfamızda. Web sayfamızdaki application formlarından birine da geçerseniz oradan size geri dönüş yapılır. Geri dönüşte size özgü ödeme imkanı çıkarılır. Fiori'ye yönelik kursunuz var mı? Şu anda yok. Fiori'ye yönelik. ABAP için kurs ücretinin ne kadar? Job Center bu konuda bilgi isteyebiliyor. Kurs için bilgisayarımızın ortam özellikleri nasıl olmalı? İşlemciden vesaire. Eren Bey. Çok güçlü bir bilgisayara ihtiyaç yok. Ortalama bir bilgisayar bizim için yeterli olacaktır. Çünkü sistemi yoran çok fazla bir işlemimiz yok. Tabii ki yine de ne kadar iyi bir bilgisayar olursak kullanıcı daha iyi bir konfor alanı üretecektir. Bu da performansına doğrudan etki edecektir. Zaten eğer Job Center'dan gelecekseniz sizin bunları düşünmenize gerek yok. Biz size bilgisayar, yedek monitör, headset bunları biz size sağlıyoruz. Yani bununla ilgili herhangi bir kaygı duymanıza gerek yok. Kurs ücretimizi de size offer, eğer bununla ilgileniyorsanız başvurunuzu yani pre-registration yapabilirsiniz şeyi bizim sayfamızdan. Bunun herhangi bir bağlayıcılığı yok. Bir sözleşme değil bu. Bizim web sayfamızın içerisinde pre-registration formu doldurup evet ben bu kursla ilgileniyorum derseniz ona göre size hangi bot gönderilir? Yani sizin danışmanla görüşmeden önce ilk önce bizimle görüşmenizde fayda var. Ona göre size bir hangi bot verilir, içerikler verilir. İşiniz daha da kolaylaşır. Çünkü bizim diğer katılımcı arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar onlara da bir şekilde yardım ediliyor. Bizim Job Center ve Agentur Arbeit'le ciddi irtibatlarımız var. İşlerinizi kolaylaştırabiliriz yani. ABAP Developer sertifika ücreti Job Center'dan gelenler için karşılanacak mı? Evet, yani Job Center bizim konseptimizde bu var. Yalnız burada şöyle bir durum var. Biz size şunu veriyoruz sadece. Dersleri anlatıyoruz, projeler veriyoruz, ödevler veriyoruz. Hocalarımız anlatıyor yani. Biz Almanya'da resmi olarak tanınan bir eğitim firmasıyız. ASET AVFA standartlarında bir firmayız. Yani tüzüğümüz eğitim üzerine denetleniyoruz düzenli olarak.
bizim verdiğimiz bir katılım sertifikanız oluyor. Yani resmi olarak Almanya'da bir katılım sertifikası almış oluyorsunuz. Böyle bir kursu aldığınıza dair. Ekstradan size bununla ilgili bir soru havuzu veriyoruz. Bu soru havuzuna yönelik siz çalışıyorsunuz ve konseptimizde sınavı karşılayacağımız, sınav ücretini karşılayacağımız yazıyor. Siz sınava çalışıp öyle giriyorsunuz. Yani biz sizi sınava ekstra çalıştırmıyoruz. Ama ücretini biz karşılıyoruz sınavı. Job Center, Agentur Faber'den gelenler için. Kurs ne zaman başlayacak? Resmi tarihi kursun şöyle bir konseptle ilgili denetleme süreci geçirdik. Biraz aksadı. O yüzden uzadı yani. Daha erken başlamayı düşünüyorduk. Temmuz gibi düşündük. Kendi aramızda da bunu böyle ayarlamaya çalıştık. Katılımcı sayısına göre bakılacak. Zaten limitimiz var. Maksimum limit. Şu anki standardımız 15. Yazılımla ilgili olduğu için 15 kişiden fazla almayı düşünmüyoruz kursumuza. O yüzden kayıt yaptıranlara öncelik vereceğiz. Pre-registration yapanlara. Resmi olarak herhangi bir yani o konseptle ilgili aksama yüzünden Temmuz'u belki birkaç hafta geçebilir. Temmuz'un ilk dördü diye düşünmüştük. Birkaç hafta geçebilir. Yine sizinle irtibata geçilir ilgilenen olursa. ABAP ile beraber özellikle hangi programlama dilini öğrensek bize ek avantaj sağlar? Sadece ABAP bilmek bir işe girmek için yeterli oluyor mu? Almanya için. Siz üst kısmını söyler misiniz Eren Bey? ABAP ile beraber özellikle hangi... Sadece ABAP bilmek yeterli. Çünkü zaten SAP bu yönde sadece ABAP dilini geliştirdi ve ABAP dili tüm süreçlerde yeterli olan bir dil. Başka ek bir dile ihtiyaç yok. Sadece bizim için ABAP dilini bilmek tüm süreçler için yeterli olacaktır. ABAP bilmek bir işe girmek için yeterli oluyor mu? İkisine de cevap vermiş oldum Cevaplamış böylece. oldum. Evet. Ben evet SAP sertifikası içeriyor mu? Kurs içeriyor SAP sertifikasını. İçeriyor. Yani bunun sınavına giriyorsunuz. Biz SAP sertifikasını biz veremiyoruz. SAP sertifikasını SAP'nin firmasından alınıyor. Biz o sertifikayı veremiyoruz. Biz sizi o sınavın ücretini bizim konseptimizde o sınavın ücreti dahil. O sınavın ücretini biz veriyoruz. Bu sınavlar da ortalama 400-500 euro civarında oluyor. Değişiyor yani. Onun ücretini veriyor olacağız. Arkadaşlar başka soru var mı? Sanırım yok. Sınav zorluğu yani bizim hedefimiz sınav değil. Ben o yüzden de mesela Eren Bey'e onu özellikle sordurmaya çalıştım. Yani özellikle sordum daha doğrusu. O cevabı almaya çalıştım. Bizim önceliğimiz o sertifika değil. Bizim önceliğimiz şu. Biz bu kursu bitirdikten sonra sizin ABAP Developer olarak işe girmenizi sağlama sorumluluğunu hissediyoruz. Yani ona girmeniz lazım çünkü sizin başarınız bizim de başarımız olacak doğal olarak. Ona gireceksiniz. Sınav zor mu? Evet, bütün sınavlar zor. Kolay sınav yok yani. Hepsi zor. Bilmediğiniz zaman daha da zor oluyor. Biz sektörde sizin neye ihtiyacınız varsa onları vermiş olacağız. Ama işin tabii ki her işin olduğu gibi bunun da trikleri var. Sınav havuzları var. Sınav havuzlarından damplar. O dampları nasıl çalışılması gerektiğini size anlatacağız biz. Neler yapmanız gerektiğini anlatacağız yani. Girmek isteyen olursa onları girebilir. Private gelenler için söyleyeyim. Onlar isteğe bağlı. Ama Job Center, Agentur Faber'den gelenler için bu sınavlara girecekler arkadaşlar. Sertifikasyon sınavlarını. Girmeseler de diğer arkadaşlar işe girişlerde herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Eren Bey de aynısını söyledi zaten. Kesinlikle. Evet, işe girerken sertifika sahibi olmak avantaj sağlar diye sağlar. Ya bunu şöyle diyeyim ben.
Genelde yani arkadaşlar şöyle düşünüyorlar. Evet, sertifikam var. Beni işe alırlar diye düşünüyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Sertifika sizi sadece interview'e çağırıyor. Yani interview'de size belki öncelik sağlar. Ama o kadar çok ihtiyaç var ki. Ben bunu biliyorum dediğiniz zaman sizi çağırıyorlar. Tamam, sizin sertifikanız var. Sizin yanınızdakinin sertifikası yok. Ama teknikle ilgili soru soruyorlar. Kim yaparsa onu alacaklar yani. Olay bu. Kesinlikle. Yani dolayısıyla sizin yaptığınız projeye bakacaklar. Hangi projeyi yaptınız, hangi çalışma yaptınız ve bunun cevabını verebiliyor musunuz? Buna bakacaklar. Kim yapıyorsa onu alacaklar. Bu kadar basit. Proje, evet. Gün sonunda projeyi gerçekleştiren işin sahibi olmuş oluyor Evet, aslında. böyle yani IT alanı böyle. Böyle çalışıyor IT. Arkadaşlar süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Kursumuz başlayacak. Pre-registration formunu doldurabilirsiniz Eurotech Study sayfasından isterseniz. Bu konuyla ilgili webinarımız devam edecek. Yakında tekrar bir webinara daha çıkacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eren Bey, siz de çok teşekkür ederim. Çok Ben değerli bilgiler teşekkür ederim. verdiniz. Biz Dinlediğiniz böyle için, katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. İşin özünü aldık ilk sizden. Yılların tek birikimini almış olduk böyle hızlı bir şekilde. Kafamızdaki genel bir çerçeve çizdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Zamanınız için görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler.